Son zamanlarda bir şeylerin kapanması artık bizim için rutin bir hale geldi. Bir uyanıyoruz bir anda sosyal medya uygulamaları kapatılmış falan. Biliyorsunuz ki yaklaşık 2 ay önce Roblox'u da kapattılar. Ki Roblox açılacak gibi duruyor ancak en nihayetinde 2 aydır bu oyun kapalı. Şimdi dönüp günümüze bakıyorum. El Primo Reis'in ekmeğine taş koymaya çalışıyorlar. Türkiye'de yapılan haberciliği biliyorsunuzdur. Haber olmayan şeyleri haber haline getirme çabaları, yalan yanlış haberler yaparak kendilerince rekabete girmeye çalışmaları. Yani harbiden olabildiğince Türk medyasını geriye çektiler. Şimdi ise önüme bir haber düştü. Çocukların severek oynadığı oyun Brawl Stars'la alakalı bir haber. Yine her zaman olduğu gibi kafalarından senaryolar kurup bu oyunu kötülemeye başlamışlar. Haberi göstermeden önce kanalıma abone olup video like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Oyun içinde anime karakterler var ve grup şeklinde savaşlar yapılıyor. Şiddet tetiklenip zorbalıklar yaşanıyor. Karakterin adı Edgar, özelliği suikastçıymış. Edgar'a göre kimse onu anlamıyor, özellikle de annesi. Annesi onun durumunun geçici olduğunu düşünüyor. Oysa ki Edgar ruhundaki karanlığın sonsuza kadar süreceğinden emin. Buradaki açıklamada birincisi çocuğu aileden koparma mesajı var. Çocukla bir empati kurup çocuğun aklındaki geçici olan duyguları sonsuza kadar sürecekmiş gibi vurgulamak var. Brawl Stars çocukları sizin elinizden almak üzere tasarlanmış. Oyundur. Ve kumar özentisi tek düğmeyle gizli kutulardan çıkan hediyeler büyük oranda kumara teşvik ediyor. Oğlum siz şaka mısınız ya? Karakterin hikayesinde çocukları ailesinden kopartmak için yapmışlar falan demişler. Ağlayacağım şimdi. Şiddet var falan demişler. Oğlum bu haberler yapılırken hiç mi bilen biri tarafından incelenmiyor, gözünüzü seveyim. Ya bir oyun firması neden çocukları ailesinden uzaklaştırmaya çalışsın? Neden çocukların karakteristik özelliğine şiddeti aşılamaya çalışsın? Yani bunlar ne kadar saçma düşünce yapısı arkadaşlar, gözünüzü seveyim. Bir de çıkıp profesör gibi konuşmuşlar. Harbiden yazık size. Gerçekten üzülüyorum. Ya siz önce bir dönün kendi mecranıza bakın. Yani televizyonda bulunan diziler çocukları daha fazla etkiliyordur yemin ederim. Yok işte aldatma sahneleri, çatışma sahneleri, babasıyla sürekli kavga eden karakterler, evi sürekli terk eden karakterler. Sen şimdi televizyonda böyle senaryolar dönerken dönüp sırf çocuklar eğlensin diye yapılmış bir mobil oyunu bu şekilde tanıtamazsın. İşte sırf bu tarz haberler yüzünden haber değerimizi fazlasıyla çürüttünüz. Haberi yapmak için, tıklanmak için yaptığınız için artık hiçbir değeri kalmadı. Bunu zamanında birçok oyun içinde yaptınız. Minecraft'ta bir çocuğun yapmış olduğu hata için oyunu dediniz. Sonrasında çöpten çıkan GTA 4 hile kodları için FETÖ'nün şifreleri dediniz. YouTuber'lar hakkında saçma sapan haberler yaptınız. Ve artık harbiden, bak ciddi söylüyorum, harbiden usandırdınız. Yani bu sektörde herkesin gerçekten bildiği işi yapması gerekiyor. Medyanın da siyasetin de bilinen kişiler tarafından konuşulması gerekiyor. Yani bugün çıkıp Celal Şengör'e GTA 5 yorumlatabilir misiniz? İşte bu yüzden düzenekte herkes bildiği şeyi yapmalı. Bu tarz haberlerin sürekli olarak çıktığını zaten sizler de biliyorsunuzdur. Her seferinde popüler olan ne varsa o popülerliğin içine sızmaya çalışıyor. Amaçları da söz konusu buradaki çocukları gerçekten korumak değil, o an o haberi gören ailelerin favori kanalı olmaya çalışıyorlar. Ne de olsa çoğu aile çocuklarının oyun oynamasından müzdarip olduğu için böyle bir haberle de karşılaşınca gerçekten de o haber kanalının onları anladıklarını düşünüyorlar ama hayır. Bu tarz haberlerin yapılma sebebi ebeveynlerin hoşnut olmadığı şeyler üstünden yağcılık yapmaktan ibaret. Hayır, şunu anlamıyorum, gerçekten çok basit mantık. İnsanların oynamış olduğu oyunların neden burnunuzu sokuyorsunuz? Bırakın oynasınlar. Kahraman olmayacaksınız ki oğlum sonunda. Yani tamam bak, söz konusu harbiden büyük bir tehdit olmuş olsaydı haberini ona göre yapardınız ama bu oyunda lanse etmiş olduğunuz gibi çocukların ailesinden soğutmaktı, saldırgan bir karakteri bürünmeye teşvik etmekti falan, bu tarz şeyler yok. Bundan sonra sizin şunu düşünmeniz lazım. Bırakın insanlar eğlendiği şeyi yapsın. Herhangi bir problem varsa da insanların gelişimine ve büyümesine karışmak size düşmemeli. Ayrıca gündemde bir ton olay oluyor. Yani sadece geçtiğimiz haftalarda Discord'da yaşanan olaylardan bile yeni bir haber değeri olan bir şey öne sürebilecekken siz ekranları bu tarz şeylerle meşgul ediyorsunuz. Ya ülkede terör saldırısı oluyor, terör. Bunun yanında meclise garip garip isimler çağrılıyor. Halen oradan çıkmış fight'ta El Primo Edgar'ı siker diyorsunuz. Oğlum yani bu oyun kapansa elinize ne geçecek? Herhangi bir topluluk ihlali yok, bir şeyi yok. Çocukların yanında yaşı büyük insanlar da bu oyunu oynuyor. Siz bugün bu oyunun kapatılmasına teşvik haberler paylaşıyorsanız bu oyun kapatıldıktan sonra sizce her şey çözülecek mi? Az biraz mantığınızı kullanın ki bu oyunun herhangi bir zararı da yok. Klasik bir strateji oyunu. Sizin bu haberinizin arkasına duran kesim de Brawl Stars'ın kitlesi küçük diye, cringe YouTuber'lara sahip diye oyuna karşı ön yargı taşıyan insanlar. Ama kitlesini ve YouTuber'larının yanında bunun bir oyun olduğunu unutan insanlar. Yani sırf kitlesinden ötürü oyunun kapanmasını isteyen zihniyettekileri de anlamıyorum. Oğlum bu oyun. Oyun. Bak adı üstünde oyun. Çok kasıyorsunuz. Gerçekten çok kasıyorsunuz. Sırf kitlesini sevmediğiniz için bu tarz şeylerin arkasında durmayın. Ya bizim milletimize de en sevmediğim özelliklerden birisidir bu. Sektörde herkes bana dokunmayan bin yaşasın diyor. Yani kendi konfor alanlarına dokunulmadığı sürece başkalarının konfor alanlarına ne yapılırsa yapılsın umursamıyorlar. En basit örneği Discord zamanı. Discord'un kapatılmasında gerekçeler vardı ancak
Discord'u hiç kullanmayan bir sürü insan kapandığı zaman çıkıp iyi oldu falan demişti. Halbuki daha Discord'un ne olduğunu bilmeden böyle yorumlar yapmışlardı. Ama siz böyle yaparsanız yeri gelir sizin de konfor alanınıza dokunurlar. Bu yüzden ne diyoruz? Medyayı saçma sapan haberlerle meşgul etmeyin. Ülkenin önemli şeylerinden biridir medya. Bugün bir haber yapıyorsanız bunu yurt dışındaki insanlar da takip edebilir. Ama siz çıkıp bu kadar resmi bir ortamda El Primo dans ederken subliminal mesaj vermeye çalışıyor derseniz alay konusu oluruz. Neyse, umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Çünkü size ayrılan sürenin sonuna geldik. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Esenlikle kalın.